Merhabalar, ben Atalay Turan. Yeni bir Revit dersine daha hoş geldiniz. Geçen derste Level'larımızın yansımadığı takdirde proje görüntülecesine yansımadığı takdirde bunu nasıl düzeltebiliriz diye konuşuyorduk. Bakın şu anda 3. kat leveller, Level bilgilerime yansımadı. Bakın 3. kat bilgisi burada görmüyorum. Şimdi ama menü mavi görünüyor. Normalde mavi gördüğün zaman bir sorun yok demektir ama şu anda özel bir durum mu var bunun? Mesela bu özel istisnayı nasıl düzeltebiliriz? Bunun için geçen ders View menüsüne gitmiştik. Buradan Plan Views, planları göster ve buradan Full Plan. Buraya tıklıyorum. Buraya. Buraya tıkladıktan sonra buradan tabi herhangi bir bana kat bilgisi göstermiyordu. Ben burada do not duplicate Özel bir kopya yapma diyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi eksik katı, hatalı katı görebiliyorum listede. Ne yaptık? Normalde göremiyorduk. Şuradaki checkbox'ı kaldırarak eksik katımı gördüm. Okey dedim. Ve üçüncü kat bilgisi buraya eklendi. Şu anda level 4 fazla. Level 4'ü sağ tuş delete gerek. Fazla level'ımı kaldırıyorum. Tekrardan do cephesine gidiyorum. East. Bakın üçüncü kat bilgisi doğu cephesinde görebiliyorum. Tabii ki hani burada artık hangi cepheden görmek istiyorsanız hani ben doğu cephesine gittim ama siz farklı cephelerden de bu bu çizimi görüntüleyebilirsiniz. Ben şu anda kafam karışmasın diye ceiling plans tavan planlarını kapatıyorum. Zemin katıma geldim ve gördüğünüz gibi eksik katlarımda herhangi bir sorun Yok. Nereye eklemiştik geçen ders level'larımızı? Şurada dateim kısmından level diyerek bu bilgiyi eklemiştik. Başka türlü nasıl level ekleyebiliriz? Ona da konuşalım. Bakın şurada AutoCAD mantığıyla da yapabilirsiniz bunu. Modify, modify kısmına gidiyorum. Şurada copy bir kere tıklıyorum kopyalama komutuna. Level'ımı seçiyorum. Enter diyorum ve köşesinden tıkladım. Ve buraya 350 yazıyorum. Ve ESC komuttan çıktım. Bakın kopyalama komutuyla direkt yaptığımda bana herhangi bir şey sormadı. Direkt bunu hatalı olarak verdi. Bakın ben hani proje görüntüsüne yansısın mı diye bir şey sormadı. O zaman ne yapacağım? Az önce yaptığımı burada da yapabilirim. Kopyalama işlemindeki devamı şurada full plan kısmında. Kat planlarına giriyorum. Ve bakın burada artık do not duplicate demesem bile kopyalama yöntemini yaptığım için bu level sonradan direkt listede göründü. Bu level'ımı seçiyorum. OK diyorum ve gördüğünüz gibi level 5 buraya eklendi. Level 5 buraya eklendi. Tabii ki bunu hatırlayabileceğimiz bir isim girmekte yarar var. Evet değişiklikler yansısın. Bir daha uğraşmayalım. Evet dördüncü kat buraya eklenmiş. Şimdi tabii her sefer, böyle her seferinde komuta gir, kumuttan çık uğraşacak mıyız? Hayır, yani her seferinde böyle komuta gir, komuttan çık. Uğraşmanıza gerek yok. Şunu yapabilirsiniz. Kopyalama yöntemindeyken bakın tıkladım ya. Levelımı seçtim. Enter deyip komutu aktif ettim. Bakın burada her seferinde komuttan çıkmadan işleme devam etmek istiyorsanız multiple copies. Çoklu kopyalama seçeneğiniz var. Buradaki kutucukları biz checkbox diyoruz. Checkbox'ı aktif ettim. Şimdi hiç komuttan çıkmadan dostlar diğer level'larımı da ekleyebilirim. Mesela 350 diyorum. Enter diyorum. Bakın komuttan atmadı beni. İşlemime devam edebilirim. Komuttan atmadığı için bir daha geri çıktı işleri de uğraşmamış oldum. Tabii ki ikonlar siyah görünüyor. Bakın bu yansımadığı anla gelir. Detayı. Bunu da tekrar yansıtmak için View, Plan views full Plan, Kat planlarından bu ikisini ctrl tuşuyla seçiyorum. Tabii ki size önerim bütün level'ları ekledikten sonra yansımayan level'ları eklemek. Her bir daha menüye git bir daha yansıt uğraşmayın benim gibi. Bütün işlemler bittikten sonra bu kat planlarını yansıt diyeyim. Ben şu an amacım öğretmek olduğu için tek tek yapıyorum. Yani sakın siz yanılmayın. Okey dedim. Ve gördüğünüz gibi level'larım eklendi. Tabii ki bunlara isim vermek lazım. Doğru cephesine gittim. Beşinci kat Altıncı kat. Evet, isimlerimi verdim. Hemen kontrol edeceğim proje görüntüleyicisinde. Evet. İsimler direkt yansıdı. Yani ne yaptık? Burada plan views'in önemini sizlerle birlikte görmüş olduk. Evet, şimdi gelelim diğer detaylara. Architecture sekmesine geri geldim Architecture, mimari sekmeye. Şimdi başka benim için neler önemli çizime başlamadan önce. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim çizime başlamadan önce. Şimdi ben bu şekilde ilerliyorum ama arkadaşlar siz bir noktadan sonra bazı menüleri yanlışlıkla kapatabiliriz demiş katılarsınız ilk derste dinlediyseniz. Mesela şuradaki ikonlar yanlışlıkla kapatılabilir veya başka ikonlar. Bakın şurada user interface var. User. Kullanıcı arayüzüne giriyorum. Ve burada hangi level'ların veya herhangi bir detayın sannede görünüp görünmeyeceğine karar verebilirim. Ben burada en sık kullanacağım menülerden bir tanesi neydi? Project Browser. Project. Diğeri de şurada Properties. Bu iki menünde her zaman açık olmasına yarar var. Eğer yanlışlıkla kapattıysanız bu menüleri dediğim gibi kaybolan menüleri buradan çağırabiliyorsunuz. Yani buna da dikkat edin. Çünkü hani birçok çizim programında en sık sorulan sorudur. Hocam menüleri kaybettim. Şimdi ne yapacağım? Bu soru çok geldiği için o yüzden ne yaptım? Size kaybolan menünüz varsa nasıl çağırabildiğinizde göstermiş oldum. Şimdi başka neler önemli? Çizime başlamadan önce Şimdi burada tabii ki en sık kullanılan komutların kısa yolları görüyorsunuz. Parantez içerisinde belirtir, belirtiliyor. Ama View menüsüne girip şurada kısa yollar, kısa yollara ulaşmak isterseniz menüden Keyboard Shortcuts, Keyboard klavye kısa yollarımızda Keyboard kısmına geldim ve burada bakın Autodesk programlarında bir kere şunu söyleyeyim her menünün kısa yolu yoktur. Çünkü Autodesk programlarında çok fazla komut var. O yüzden her komuta kısa yol verme şansları yok. O yüzden Autodesk programlarında en kritik ve en sık kullanılan komutlara kısa yolu verilir. Bilginiz olsun. Ha, şey diyebilirsiniz ki, hocam benim için başka bir komut daha kritik diyebilirsiniz. İşte o aşama için kendi kısa yolunuzu kendiniz verebiliyorsunuz burada. Revit'in önerdiği bazı kısa yollar var. Zaten çok komutun kısa yolu olmadığını göreceksiniz burada. Kendi klavye kısa yolumuzu da kendimiz verebiliriz. Mesela buraya klavye kısa olarak press new case. Mesela yeni bir anahtar gir diyor. Mesela buraya cat diye kısa yol verelim. Mesela assign deyip atamasını yap diyorum bu kısa yolun. Evet. Okey diyelim. Evet. Cat yazdım. Bakın. Çalıştı. Bakın. Herhangi bir menüye girmedim. Tekrar gösteriyorum. Farm ikonu boştayken fa klavyeden cat yazdım sadece. Enter falan da demedim. Direkt sadece cat yazdım. Ve gördüğünüz gibi menü çalışıyor. Ama dediğim gibi ben olsam sık kullandığım komutlara kısa yol veririm. Hani her menüde oturup kısa yol vermenize tabii ki gerek yok. Yani en sık kullanacağınız menülere oturup kısa yollarınızı verirsiniz. Bu da özellikle sık kullanılan menülerde veya proje büyüdükçe bazen zaman tasarrufu yapmamız gerekiyor. Hani her seferinde menüye git tıkla, uğraşmak istemeyebiliyor arkadaşımız. Kısa yolda yine sık sorulan bir soruydu. Bunu da cevaplamış olduk. Şimdi burada tekrar keyboard kısmına gelirsem eğer diyelim ki şöyle aşağı doğru iniyorum. Az önceki kısa yoluma geri geleyim. Diyelim ki ben bu kısa yolu kaldırmak istiyorum. Kısa yolu seçtikten sonra şurada remove var. Remove derseniz de eklediğiniz bu kısa yolu kaldırabilirsiniz. Mesela kaldır diyorum. Okey dedim. Şimdi ket yazsam da bakın Herhangi bir tepki vermedi. Yani bu şekilde klavye kısa yollarınızı halledebilirsiniz. Ben keyboard kısmına geldim. Dediğim gibi az önceki kısa bence iyiydi. Onu kullanmaya devam edelim. Şöyle import Kedim'e tekrar kısa ben veriyorum. Assign. Şimdi burada şunu da söylemekte yarar var. Dediğim gibi kısayolu verdiniz. Başka bir bilgisayar oturacaksınız. Şimdi başka bilgisayarda bu verdiğiniz kısa yollar olmayabilir. Atıyorum siz 15 tane menüye kısa yol verdiniz. 15 tane, 30 tane artık ne kadar kullanıyorsanız. O menüye kısa yol verdiniz. Ama başka oturacağınız bilgisayarda bu, bu kısa yollar yok. Bir daha en baştan uğraşmayın diye. Şurada export var. Bu kısa yolları dışarı çıkartabiliyorsunuz. Şurada XML dosyası olarak bunu dışarı çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki e, bu dosyayı ismini hatırlayabileceğiniz bir kısa yolu verebilirsiniz. Bu dosyayı dışa çıkarttıktan sonra diyelim ki atıyorum. Ben bunu dökümanlarıma kaydediyorum. Diyelim ki başka bir bilgisayara oturdum. Tabii ki bu az önce XML dosyasını başka bir bilgisayara oturacaksam Revit'i açmadan önce onu bir kopyalamam lazım. O dosyayı. Sonra yeni oturduğum bir bilgisayarda import dersem bu kısa yolu yine oturacağım bilgisayara yükleyebilirim. Bu sayede kişisel alışkanlıklarımı, kullanım alışkanlıklarımı başka bilgisayara da taşımış olurum. Yani e, sizler de e, tabii ki ne, kullanım alışkanlığı olarak sadece e, klavye kısımları olarak düşünmeyin. Başka bir menüyle ilgili bir alışkanlığınız vardır. Bu tarzda siz de programı kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ben bunu birçok tasarı programında öneriyorum. Tabii ki çok da abartmayın. Hani bir de bu komutları kısa yollarına alışmak, ezberlemek var. O yüzden sık kullanacağınız komutlara bu şekilde tanımlarsınız. Başka bilgisayar oturduğunuz zaman da bunu export'a dışa çıkartıp yine oturacağınız bilgisayar import'a çağırmış olursunuz. Olay bu. Ben şu an menüden çıkıyorum. Şu anda zaten herhangi bir bilgisayar değişimi yapmadım. Evet, değişikler, değişikleri kurtar diyorum. Save changes. Evet, bu şekilde ne yaptım? Kısa yol geyiklerinde sizlerle konuşmuş oldum. Tabii ki birçok işlemi hani oturup bu şekilde çalışabilirsiniz. Hani klavye kısa olur veya başka bir şey olur. Mesela şurada View var mesela. Geçen derslerde yine hatırlarsanız sağ üst köşede View Cube, görünüm küpü yok demiştik. Bunu nasıl açacağız? Şurada 3D View, Default 3D View dediğiniz zaman View Cube görünür hale gelecektir. Yani bu şekilde menülerinize hani eski alışkanlıklarınızı burada da aynı mantıkla kullanabilirsiniz. View Cube'u Biraz düzenlemek istiyorum. Biraz daha bunu konfigüre edelim. Üzerine geldim. Sağ tuş. Options. Hatırlarsanız AutoCAD'de de Max'e de V-Cube'ları düzenliyorduk. Şurada V-Cube Size Automatic ayarlar yerine. Şurada Medium diyorum. Medium. Evet. O da ortalama boyutlara getirsin diye. Sonra Inactive Opacity. Bu da %100 mat diyorum. Person kısmını %100 görünür diyorum. Okey dedim de gördüğünüz gibi V-Cube çok daha okunaklı hale geldi. Ama bu, buradaki V-Cube şu an kullandığımız versiyonda sadece 3 boyutlu sahnede geliyor. Bakın ben tekrar zemin kata girersem V-Cube kapanacaktır. yerine kuzey, güney, doğu ve batı yönlerine bırakacaktır. Bu şekilde hani Autodesk programlarındaki alışkın olduğunuz menülere yine bu şekillerde de farklı yöntemlere ulaşabilirsiniz dostlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. kalın.